Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Kurye olmak için gerekli şartlar nelerdir? Kuryelik sorma. Arkadaşlar, kurye olmak için gereken şartlar motor ehliyetidir. A1 ve A2 yeterli oluyor kurye olmak için. Bazıları sadece A2 kabul ediyor filan. Yani da en çok kuryelerin kullandıkları motor arkadaşlar. Daha değişik kuryeler arabada kullanıyor ama Türkiye'de en çok kullanılan kurye aracı motosiklettir. Ondan motor ehliyeti yeterli oluyor arkadaşlar. Bu herhangi bir başka bir yemek sipariş kuryesi de olur, kargo da olur, vesaire de olur. Yani kuryeler paket götüren, paketleri teslim eden kimselerdir. Türkiye'de nasıldır arkadaşlar? Kuryeler bahşiş alır mı? Bahşiş verildiğini ben pek duymadım arkadaşlar. Tabii zengin muhitlerde olabiliyor. O da nasıl İstanbul, Cihangir gibi arkadaşlar. Ankara'nın işte neresi var zengin? Aslında Çankaya falan olur Ankara'da en fazla. Ya Anadolu'yu tamamen şey yap, hatta kıza da bilirler arkadaşlar. Kurye olmak zordur sevgili arkadaşlar. Neden zordur anlatayım. Şimdi insanlar çok ters, gün içinde bir şeylere sinirlenir ya da çirkeftir. Sizin zile basmanıza bile kızarlar. Yani ne olaylar olmuştur, dayak yiyen kurye olmuştur, birini döven kurye olmuştur. Allah korusun öldürülen kurye olmuştur. Yani neden olmuştur? Örneğin yakınlarda bir kargocu arkadaş öldürüldü. Neden? Adresi yanlış vermiş adam. Kargocu aramış. Abi demiş, ben sana paketi teslim edeyim. Ondan sonra niye geç getirdin diye arkadaşlarıyla beraber dövmüş, öldürdü adamı. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, kurye olmak zordur. Yani insanla muhatap olduğun her sektör zordur. Hizmet sektörü zordur ama kurye daha zordur arkadaşlar. İşletirler. Nasıl işletirler? Örneğin bu şeylerde çok yapılıyor da hala yapılıyor arkadaşlar. Biri düşmanının şey adresini bilir, ev adresini bilir. Telefon açar, işte bana 2 lahmacun, 4 etli ekmek, 5 pirzola vesaire filan. Siz kurye olarak götürürsünüz, zile basarsınız. Adam sinirlenir, sen ne basıyorsun zile de diyebilir. Ya da ben sipariş etmedim, efendim böyle böyle deniyor. Küfür edebilir, sizi şey yapabilir. Siz de küfre sinirlenebilirsiniz. Adamla dövüşürsünüz vesaire. Yani işletirler böyle şeyler de çok olmuştur. Kuryelik zor meslektir arkadaşlar. Motor ehliyeti yeterlidir. Ama kuryeliğin zor olduğunu bilin. Çünkü kuryelik gerçekten zor meslektir. WhatsApp konumu isterseniz WhatsApp konumu atmaz. Adres sorarsınız adresi tutturamazsınız. Kapı numarası yanlış olur. Adresi yanlış verir. Niye zile iki defa bastın diye çıkışır. Küfür eder. Sizi işletirler. Siz yani çok zordur, stresli meslektir arkadaşlar. Kolay bir şey değildir kuryelik. Hani altımda motor var giderim. Türkiye'de motora da pek saygı gösterilmiyor yani. Motorcu olmak da zordur Türkiye'de. Çünkü size sinyal vermeden üzerinize kırabilirler. Motor değil mi lan bu diye sizi tınlamazlar, sıkıştırırlar. Çok olur bu şeyler. Türkiye'de motor kullanmak zordur. Türkiye'de kurye olmak zordur. Türkiye'de insanlarla iletişim kurmak zordur. Türkiye'de yani harcanmak için birçok sebep var arkadaşlar. Ülke çok şey maalesef. Bazı dinamikleri çok kötü. İnsana değer verilmiyor maalesef. Yani kurye değil mi lan bu derler sizin için. Döverim, öldürürüm vesaire muhabbetlerine girerler. Yani arkadaşlar 3 kuruş için her şey gelebilir başınıza. Çünkü size çok ters insanlar var. Yani ben özel güvenliktim örneğin. Şeyde site sakini bana bıçak çekti. Ben de kendimi korumak için bıçak çektim. Hakim huzuruna çıktık. İkimiz de aynı cezayı aldık. Ben özel güvenlik olmama rağmen. Yani arkadaşlar birçok yani hizmet sektörü sıkıntılıdır. İnsanların birbirine pek saygısı yok. Küfür gırla. Adamlar konuşurken şaka yaparken bile küfür ediyor. Zorunuza gider. Kimin kapısını çaldığınızı bilemezsiniz. Kadının biri çıplak açmıştı kapıyı. O da taciz ediyorlar yani bildiğin. Neler neler var yani. Kimin kapısını çalacağını da o kapıdan dışarı kim çıkacak bilemiyorsun. Tehlikeli meslek aslında. O paketin teslim ettiğin pakette ne var pek bilemiyorsun. Görüşürüz, hoşça kalın.